Hawaii Milli Hareketi 22 Haziran 1920 tarihine kadar düşmana büyük kayıplar vererek sürmüştür. Ancak kesin başarı sağlanamamıştır. Bunun üzerine Ankara hükümeti Batı Cephesi Komutanlığı'nı oluşturarak milislerin ıslahına karar verdi. Bundan sonradır ki yurt savunması düzenli askerleri birliklerin eline geçmiş ve topyekun bir savunma ile kurtuluşa giden yol açılmıştır. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz ile bozguna uğrayarak kaçan Yunanlar yine en çok tahribatı Aydın ve havalisini yapmışlardır. Türk askerlerinin 5 Eylül'de Aydın topraklarına, 6 Eylül'de Göç, 7 Eylül'de Aydın'a ulaşmasıyla Aydın ve havalisi kurtulmuştur. Köşkümüzün kurtuluşu hepimize kutlu olsun. Vatan dedim, toprağına sarıldım. Gülüm dedim, yaprağına sarıldım. Bir zamanlar üç kıtalara soruldum. Seni, beni dünya bilir Türkiye'm. Bir ismaret cihan gelir Türkiye'm. Dört mevsim içinde ilk yazın başka. Güneşin başka, yıldızın başka. Vuslatın başkadır, iç sızın başka. Seni seven gönül yalar Türkiye'm. Gül doluna bülbül konar Türkiye'm. 60 milyon Türk kara sevdalın, Erzurumlun, Edirne'nin, Konya'nın, aynı aşkla yanar koca Türkiye'nin, bas bağına koç yiğidi Türkiye'm. Dünya köle, Türk beyidi Türkiye'm. Zeybekler diyarı, Aydın ovası. İzmir'in efeler, mertler yuvası. Davullar, zurnaları dağıtır yası. Bir misafir ekip, Moldova'ya folklor ekibi alkışlarınıza, huzurlarınızda. Thank you.
namusu. Yükseltip maviliklere şanlı bayrağımızı bir kalpten, bir ağızdan tam 121 bin insan haykırdı paralamızı. Ya Taksim, ya ölüm. Evet, ya Taksim, ya ölüm noktasından bugün dünya üzerinde sayılan diğer bir Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanıyoruz. Ve bizlerle beraber...